Melda teyze. Kerem asla böyle bir şey yapmaz. Melda teyzeciğim, biliyorum çok inanılmaz geliyor. En başlarda bana da öyle gelmişti. Ama bunlar gerçekler. Ceyda, benim oğlumdan bahsediyoruz. Kerem böyle bir şey yapmaz. Bak, senin onunla evlenmek istemeni anlayabiliyorum. Ama oğlum için böyle bir ithamda bulunman beni çok şaşırttı. Melda teyzeciğim, bu söyledikleriniz her ne kadar beni çok üzse de sizi anlayabiliyorum. Merak etmeyin, size bu söylediklerimi kanıtlayacağım. Elimde bir ses kaydı var. Orijinal kaydı yok etmiştim ama telefonumda bir kopyası hala duruyor. Kendiniz dinleyin. Ama garip oluyor değil mi? Böyle normal zamanda didişiyoruz ama böyle uygunsuz zamanda da gülüyoruz falan. Ya sen gelmeden önce atölyedeki geceyi düşünüyordum. Ya keşke evlenmek zorunda kalmasaydık. Abimleri aptal durumda düşürmezdim. Ayşe işte keşke için biraz geç kaldık değil mi? Bir oyuna başladık, şimdi yarı yolda bırakamayız. Hem ben de annemin babamın yüzüne karşı yalan söyledim. Şimdi onlar öğrense bırak eve girmeyi, İstanbul'a giremem. Kerem böyle bir şey nasıl yaparsın? Hayır, bu duyulacak olsa Kerem itibarını düşürecek, iki paralık edecek, kendini bitirir. Yelda teyzeciğim, ben de o yüzden hiç kimse duymadan bu işi kökünden çözmek için inanın bana çok uğraştım. Çok uğraştım ama beceremedim çünkü Ayşe'nin bu oyunu bırakıp gitmek gibi bir niyeti yok. Nasıl yok? Nasıl yok? Yani eninde sonunda boşanacaklar bir gün. Bu iş nereye kadar sürecek böyle? Yelda teyzeciğim, anlamıyorsunuz değil mi? Ayşe Kerem'i kendine aşık edip bu oyunu gerçeğe çevirmek istiyor. Gerçekten bu ailenin içine girmek istiyor. Evet, bu oyunu bitirmeye karar verdiler. Hatta boşanma davası bile açtılar. Ama Ayşe ne yaptı etti, o boşanmayı erteletti. Tamam, Kerem şirketin başına geçmek için saçmalamış olabilir. Ama benim oğlum anlaşmalı bir evlilik yaptığı birine aşık olamaz. O kadar salak değil. Kerem başladığı işi bitirir, Ayşe'ye aşık olamaz. Melda teyzeciğim, o kadar emin olmayın. Ayşe o kadar uğraştı, o kadar uğraştı ki en sonunda Kerem'i etkilemeyi başardı. Yok, o kadar değildir. O kadar mı yoksa? Ben biliyordum. Ben bu işin içinde bir iş olduğunu biliyordum, bir bit yeniği olduğunu biliyordum. İçim hiç rahat değildi zaten. Melda teyzeciğim, ne yapacağız? Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Bundan sonra bu iş artık bende. Ama önce benim emin olmam lazım. Kerem'in Ayşe'ye aşık olup olmadığını öğrenmem lazım. Ona göre bir yol çizeceğim. Nasıl isterseniz. Ben her zaman yanınızdayım, biliyorsunuz değil mi? Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa ben buradayım. Ceyda, bu işi kimse bilmeyecek. Eğer Muhsin amcam bu olayı duyarsa yıkılır. Kimse bilmeyecek, anlaşıldı mı? Merak etmeyin. Hiç kimse bilmeyecek. Ceyda ne oldu? Ne yaptıysam başaramadım. Kerem'i durduramadım, yine yaptı yapacağını. Ayşe şirketin yeni yüzü oldu yani. Evet, hem de 5 seneliğine. Biliyor musunuz, bugün sözleşme imzalamak zorunda kaldım. Siz de durumu çok kabullenmiş gibi görünüyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan öylece bekliyoruz. Ceyda, Ayşe şirketin %10'una sahip olacak. Anlıyor musun beni? Yani 5 yıllık sözleşmeden daha büyük bir problemimiz var. Ben bunu düşünüyorum, ben bununla yaşıyorum. O yüzden lütfen, sanki bir olay hiç yokmuş gibi, Kerem umrunda değilmiş gibi davranmanı istiyorum. Rica ediyorum, lütfen. Tamam, deneyeyim ama neden? Planımın düzgün işlemesi için. Ceyda, sen haklıydın. Ayşe Kerem'i kendine aşık etmiş. Ama ben oğlumu biliyorum, tanıyorum. Şimdi eğer Kerem'i bir şeye zorlarsak, biz kötü oluruz. Ben bugüne kadar oğlumun başını boş bırakmışım, onunla ilgilenememişim. Ama bundan sonra öyle olmayacak. Sen şimdi hiçbir şey üzülme, tamam mı? Sonrasını hazırla kendine. Bu eve gelin geleceğin günü hazırla. Tamam? Tamam. Ben sizin söylediklerinizi yapmaya çalışırım. Ama sizin planınız ne? Nasıl başaracaksınız bunu? Ayşe onu bırakacak. Ayşe. Hı hı. Hiç kimse hiçbir şey duymadan bu evden çekip gidecek.
Merak etme. Şimdi ben konuklarımın yanına döneyim. Tamam? Ayşe, her şeyi biliyorum. Her şeyi öğrendim. Sahte evliliğinizi. Kerem'i nasıl kendine aşık ettiğini. Sonra bu evliliğin bitmemesi için ne oyunlar çevirdiğini hepsini biliyorum. Yani hanım, ben ne diyeceğimi... Sen hiçbir şey söylemeyeceksin. Sen susup beni dinleyeceksin. Bundan sonra ben ne diyorsam onu yapacaksın. Yoksa şimdi oraya gider. Annene, abine, Muhsin'e her şeyi açıklarım, karar senin.